Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde yine ilginç konuları işleyeceğiz. Mıknatıslanma, manyetik alan ve EMK'nın ne demek olduğunu birazdan göreceğiz. İlginç bir deney olacak. Umarım faydalı olur. Hemen projeye geçelim. Evet, bu aşamada basit bir kalıp hazırlayacağım kendim arkadaşlar. İki ucumuz var. Giriş ucumuz ve çıkış ucumuz. İple şimdi bakır kablomu sabitleyeceğim şu şekilde. Çünkü dağılacaktır diğer türlü. Evet, gördüğünüz gibi burada bir adet, hatta iki adet mıknatısım var elimde. N ve S kutuplu. Eğer bir iletken üzerine manyetik bir etki uygularsanız iletken elektrik üretir. Peki iletkene, yani bakır sargıya enerji verirsek ne olur arkadaşlar? Onu gözlemleyelim. Evet. Bakın, ilginç bir olay gerçekleşiyor. Burada ise elektromıknatıs, yani aynı kutuplar birbirini iterdi. Burada S, burada ise S kutbu oluştuğundan dolayı mıknatısımız ileri doğru gidiyor. Bir nevi manyetik tren diyebiliriz arkadaşlar buna. Manyetik trenlerin çalışma prensibi buna dayanır. Peki içerisine biraz toplu iğne boşaltırsak acaba nasıl davranır? Evet. Ortalama 3 amper çekiyoruz arkadaşlar. Tüm toplu iğnelerimi topladım diyebilirim. Bilindiği gibi elektromıknatısların çalışma prensibi aşağı yukarı bu. Mıknatısımız daha hızlı hareket ediyor gördüğünüz gibi. Evet, bu aşamada bakır bir telin üzerine elektrik akımı verildiğinde mıknatıs hareket ediyor arkadaşlar. Eğer bakır tel üzerinde biz mıknatısları hareket ettirirsek acaba elektrik üretebilir miyiz? Bunun cevabı evet, üretebiliriz. Bakın, burada farklı bir jeneratör yaptım. Burada yine aynı sistem. Şu şekilde bir düzenek oluşturdum arkadaşlar. S kutbu, N kutbu. Yani şu anda gördüğünüz gibi teknik olarak N kutbunun etkisi altında bir bobin, S kutbunun etkisi altında bir bobin kenarı görmektesiniz. Eğer siz bir iletken üzerindeki elektrik akımını sürekli değişirseniz bobinde elektrik üretirsiniz. Bobine enerji verirseniz bunu, eğer düzenli yapabilirsek, bir elektrik motoru yapmış olabiliriz. Şimdi gelin bunu test edelim. Bakın, burada ölçü aletim. Şu şekilde çeviriyorum. Evet, gördüğünüz gibi elektrik akımı oluşmaya başladı. Yani biz şu anda elektrik üretiyoruz. Eğer bunu hızlı yapabilirsek üzerindeki elektriğin yüksek voltlara ulaştığından bahsedebiliriz. Bakın, çevireceğim şimdi. Evet, alternatif olarak tam 30 volt ürettik arkadaşlar.
Evet, şu kısım ise herzimiz. 30 volt 20 herzlik bir alternatif akım üretmiş olduk burada. Peki ürettiğimiz akım gerçekten kullanılabilir mi? Bunu da test etmenin yolu var tabii ki. Bobin uçlarımıza bir araba ampulü bağlarsak gerçekten enerji üretip üretmediğimizi burada gözlemleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi bakır tel üzerindeki manyetik alanı değiştirdiğimiz anda elektrik üretmeye başladık diyebilirim. Eğer biz bu işlemi düzenli yapabilirsek fırçasız motor olarak da bunu kullanabiliriz. Bir sonraki projemde bu sistemi fırçasız motor olarak kullanmayı deneyeceğim. Bunu manyetik hal sensörüyle yapacağız. Önümüzdeki projemiz bu olacak inşallah. Evet, bu aşamada buradaki bobinimde bir manyetik alan oluşturursam, yani bobin etrafında mıknatıslarımı çevirirsem ve bunlar tabii ki teğet geçmek zorunda arkadaşlar. İkinci bir jeneratörümüzü yapmış oluruz. Yalnız ben bunu yapmak istemiyorum. Nasıl olsa burada bir adet bobinim var, sarıldı. İçerisinde mıknatısımız da var. Biz buradaki bobinimizi eğer şu şekilde büker, mıknatısın üzerinden geçirirsek sanırım ikinci bir motoru yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bakın şöyle yapacağım. Evet, şimdi burada iki adet bobinimiz oluştu. Bunlardan bir tanesi az önce testini yapmış olduğum şu kısımdan gelen kablo. Diğeri ise buradaki bobinime bağlı olan şu iki kablolar. Şimdi bunlardan ne kadar volt aldığımızı göreceğiz arkadaşlar. Ölçü aletimi çalıştırdım. Evet, ortalama 7 alternatif volt alıyoruz bu kısımdan. Diğer kısma hemen geçelim. Evet, gördüğünüz gibi buradan ise 32 volt civarında alternatif akım alıyoruz. Yani 33 volt burada, 7 volt da burada, ortalama 40 volt akım. Yalnız alternatif akımı doğru akım gibi paralel veya seri bağlayamıyoruz arkadaşlar. Bunlar frekansları farklı olduğundan dolayı doğrultma devreleriyle doğrultulup o şekilde seri veya paralel bağlanabilir. İsterseniz bu iki bobinimizi bu aşamada seri bağlayalım ve gerilim alıp almadığımızı hep birlikte görelim. Bu aşamada beklentimiz ortalama 40 volt arkadaşlar. Bakalım sonuç ne oluyor? Evet, bu aşamada herhangi bir artış olmadı. Yani bunun nedeni burada kazanmış olduğumuz güç diğer bobinde nötr hale dönüştü. Yani herhangi bir kazanç olmadı. Bunu yapabilmenin tek yolu eğer şu şekilde köprülenmiş diyotlardan kullanırsak iki ayrı güç kaynağımız var diyebilirim. Aşamada alternatif akımı buradaki diyotlarıma gireceğim. Diyotlardan doğru akım çıkacağız ve seri ve paralel bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet, artımı artıma, eksimi eksimi. Burada lehimleyeceğim arkadaşlar. Kapasitörler bizim dalgalanmayı önleyecek.
Evet, şimdi iki bobinime diyotlarımı ve kapasitörlerimi bağladım. Tek tek bobinlerimi test edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde çalıştırıyorum. Evet, bu oradaki küçük bobinden gelen kabloymuş. Ortalama 8 volt civarında bir gerilim aldık. Hemen diğer bobinimden gelen voltajı da ölçelim. Alternatif akımda 6 volt civarında gerilim almıştık. Doğru akıma çevirdiğim için tepe noktasını yakaladık sinüs eğrisinin. Şimdi bunu test edeceğim. Evet, 43 volt civarında bir gerilim aldık. Normalde buradan da 42 volt alıyorduk. Yani 43 artı 8, 51 volt alabiliriz buradan. Şimdi biz bu iki ayrı bobinden gelen kabloları seri bağlantı yapabiliriz. Bu ne demek? Eksi ucumla artı ucumu birleştireceğim. Normal pillerde, bataryalarda yapabildiğimiz gibi artık iki güç kaynağımızı tek güç kaynağı haline dönüştürmüş olacağız. Eksi probumu eksiye bağlayacağım. Artı probumu ise artıya bağlıyorum. Evet, şu şekilde tekrar ölçüm alalım. Evet, gördüğünüz gibi 52 volt civarında gerilim aldık. Yani bizim hesapladığımız gibi oldu. İki bobini tek bir bobin haline getirdik arkadaşlar. Evet, şimdi iki bobinimizden gelen gücü test edelim. Tabii ki burada diyotların bir direnci var. Bunu göz ardı edemeyiz. Normalde tek bobinle daha parlak yanan ampulümüz burada iki bobinden gelen ve amperlerinin, yani iki bobinin üretmiş olduğu amperin ve gerilimin farklı olmasından dolayı ampulümüzdeki ışık miktarı bir miktar azaldı. İşte bunun nedeni özdeş olmayan iki bobin ve mıknatıslara yeterli yakınlıkta olmayan iki bobinin yol açtığı problemlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bana destek olmak adına kanalımın katıl butonu ve teşekkür butonu aktif. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.